Kirişe merkezden çizilen dikme. O çemberin merkezi olsun. Bu durumda 1. AB eşittir CD olmak üzere OE eşittir OF'dir. Yani kiriş uzunlukları eşitse merkezden kirişe olan uzaklıklar da birbirine eşittir gençler. 2. Merkezden kirişe inilen dikme kirişi ortalar. Bakın şekil üzerinde göstermişiz. Yani kiriş merkezden inilen dikme kirişi keş parçaya böldü. 3. Arkadaşlar bu pratiklik açısından soru çözümlerinde merkez ile kiriş uçları birleştirilebilir. Bir uygula çözelim daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Şuraya. Bir çember verilmiş arkadaşlar. Yine her zamanki gibi derin bir sessizlik gençler. Çünkü şekilleri muntazam çizmeye çalışıyorum. Fark ettiniz. Burada 90 derece verilmiş. Sonra da burada 90 derece verilmiş. Bura O merkezi. Bura X gençler. Bura 16 santimetre verilmiş. Bura 10. Yine aynı mantıkta burada 10 karekök 3 santimetre olarak verilmiş. O çemberin merkezi verilere göre X kaç santimetredir? Renkli kalemi al Nevzat. Bakın burada önemli olan nokta şu. Bura 10 köküş ise burada 10 köküştür. Çünkü kirişi keş parça böler diye yukarıda yazmışım. O zaman yarım çizgilerimi çekeyim. Şuradan bir tane yarı çap çiziyorum gençler. Burada bir yarı çap çiziyorum. Bunlar ikisi de R olmak zorunda. Çünkü yarı çap uzunluğunu çizmiş olduk. Şöyle yapalım. R'ye R. Şimdi arkadaşlar birincisi X kare artı 16'nın karesi eşittir R kare olacak. Buradan X kare artı 256 eşittir R kare. Bu cepte dursun. Diğer üçgenden de 100 artı 10 köküçün karesi eşittir yine R kare olacak. Buradan 100 artı 300 eşittir R kare gençler. Buradan R 420 olacak. Bunu bulut için alalım ki bize lazım olacak. Ne soruyor bize arkadaşlar? X kaç santimetredir diyor. Yukarıdaki eşitliği alıyorum aşağı. X kare artı 256 eşittir 20'nin karesi. X kare artı 256 eşittir 400 arkadaşlar. Buradan X kare eşittir 144. X eşittir 12 santimetre olarak bulduk arkadaşlar. Peki bir uygulada şuraya yapalım. Boşluğumuz var. Yine bir çember çizmişler arkadaşlar. Büyük güzel bir çember olsun. Sizler de hocam vay be deyin. Diyoruz zaten hocam dediğinizi duyar gibiyim buradan. Arkadaşlar yine bir çember çizmiş. Burada 90 derece verilmiş. Burada 4'müş. Burada 12. Burada 6 olarak verilmiş. O da çemberin merkezi. O çemberin merkezi. Verilere göre çemberin yarıçapı kaç santimetredir demiş gençler. Yine mavi kalem alalım elimize, sorunun orijinalini yazdık. Arkadaşlar neler demişiz kazanımımıza? Demişiz ki burası kesinlikle kiriş ortalar, burası kiriş ortalar. O zaman bu verileri yazalım. Burada 90 derece olarak ben çizdim yarım çizgi olarak. Aynı mantıkta burada yarım çizgi çektim. Alt taban 10 olduğu için 2'ye bölüm 5. Buraya 1 kaldı, buraya da 5 kaldı. Arkadaşlar buraya da A diyorum şu parçaya. O zaman burası 12 eksi A olacaktır. Şimdi renkli kalemle, yeşil kalemle hatta bu defa. Yeşil seviyoruz biliyorsunuz. Şuradan bir yarımcı R yarıçapı, buradan da yarımcı bir R yarıçapı çizdik. Yani bunların yarıçap olduğunu gördük artık R. Şimdi burada A'dır. Yine iki tane Pisagor uygulayacağım arkadaşlar. Renkli kalem yapalım. Yine Pisagor'dan. Birinci Pisagor'umuz R kare eşittir. A kare artı 25. Bu cepte dursun. İkinci Pisagor'umuz ise gençler şurası 1 olacağı için şurası. R kare eşittir 12 eksi A'nın parantez karesi artı 1 olacak. Buradan eşitleyelim birbirine. A kare artı 25 eşittir 144 eksi 24 A artı A kare artı 1'den gençler. Buradan A kareler götürecek. 24 A eşittir 120'den A'nın 5 santimetre olduğunu görüyorsunuz. Bunu bulut için alıyorum gençler. Kullanacağım çünkü. Renkli kalemi al Nevzat. Ne diyor bana?
Dikkat edecek olsanız yarı çapı soruyor. Artık gerisini yapmayanı döverler. R kare eşittir neydi? A kare artı 25'ten gençler. R'nin de 5 kare kök 2 santimetre olduğunu bulursunuz. Yukarıdaki verilere göre AB kaç santimetredir diye sormuş gençler. Hemen yardım çizgimi çekiyorum. Bakın hatırlayın. Şu arkadaşımız yarıçap olmak zorunda. Oraya R dersek. Peki başka R neresi? Mavi kaleme yap Nevzat. CK 8 santimetre arkadaşlar. OK'da 12 santimetre olduğuna göre demek ki bu arkadaşımızın yarıçapı R eşittir. OC eşittir OB. O da eşittir gençler 20 santimetre. Peki oraya 20 santimetreyi koyarsak bize renkli kalem almaya istiyorum. Şuraya da 20 santimetreyi koyarsak. Bana AB soruluyor. Buraya X derseniz kirişe 2 parça böler. Burada X olacak. O zaman yazıyorum diyorum ki Pisagor'dan gençler X'in karesi artı 12'nin karesi eşittir 20'nin karesi. Hocam 12, 16, 20 dediğinizi duyar gibiyim. Demek ki X eşittir 16 santimetre. Bunu bulut için aldım arkadaşlar. Bana ne soruyor soruda? AB soruyor. Yani AB eşittir 2X olduğu için. Buradan 2 çarpı 16'dan AB'nin de 32 santimetre olduğunu buluruz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre çemberin merkezinin AB kirişine uzaklığı kaç santimetredir diyor gençler. Aslında O'dan çizip karşı kenara indiğim dikmeyi soruyor bana gençler. Bu kadar basit. Yani buraya 90 derece dersek eğer. Şimdi neler verilmiş onları yazalım. Bir kere OC 2 kök 13 verilmiş. Yani şu arkadaşımız 2 kare kök 13 santimetre olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar O'dan karşı kenara kirişe inilen dikme kirişi keş parçaya böler. O zaman 16 oldu toplam kirişin boyu. 16 2'ye bölün 8. O zaman buraya kaldı 4. Buraya kaldı 8 arkadaşlar. Bitti. Buraya X demiştik. Zaten bana orayı soruyordu. Şöyle renkli kalemle yazalım şimdi. Diyorum ki ben Pisagor'dan X kare artı 4'ün karesi eşittir. 2 kare kök 13'ün karesi olacak. X kare artı 16 eşittir 52. X kare eşittir 36. X eşittir 6 santimetre olarak bulursunuz sevgili gençler. Yukarıdaki verilere göre çemberin yarıçapı kaç santimetredir diye sormuş sevgili gençler. Verilenler 7 santimetre, 23 santimetre ve 135 derece olarak verilmiş. Arkadaşlar müsaade ederseniz şekilde biraz küçük olduğu için daha iyi anlatmak istiyorum size. Yani sizlere maksimum seviyede faydalı olmak adına şekli şuraya büyükçeni alıyorum. Daha iyi göresiniz diye. Buradan bir AB çapı vermişler. Yine mavi kalemle yapalım onu da. Şuradan da bir arkadaşlar kiriş verilmiş şu şekilde. Burası C, burası D, burası B, burası da A olarak verilmiş zaten soruda. Şimdi bu açı 135 derece olduğu için bunu taşıyacağım sol tarafa. Hatırlarsanız arkadaşlar merkezden şunu kırmızı kalemle yapacağım. Kirişe inilen dikme kirişi keş parçaya bölerdi. Yani şurası ne yapmış olduk arkadaşlar? Buraya O merkez dedik. Burada 90 derece olarak kabul ettik. İki eş parçaya bölecek. Zaten burasını 7 vermişler. Toplam 30'du. 32'ye bölün 15. Buraya 8 kalır. Bu arkadaşımıza da 15 kalır. Bunlar cebimize dursun. E peki hocam o zaman oralar 45'er derece dediğiniz duyar gibi. Bakın ne kadar güzel. Kendi kendinizi yakaladınız. Burası 45 derece. Burada 45 derece. O zaman burası 8 santimetre oldu. Peki çemberin yarıçapı soruluyor bana. Hemen yardım çizgimi çekiyorum arkadaşlar. Buradan. Hocam ne biçim yardım çizgi o dediğinizi duyar gibiyim yani. Bazen cetvel almayı unutuyorum. Bazen bırakmayı unutuyorum falan oluyor insanlık hali. Buraya da R dersek. Arkadaşlar Pisagor'dan. R kare eşittir 8'in karesi artı 15'in karesinden. R eşittir 8, 15, 17 üçgeninden 17 santimetre olarak bulursunuz arkadaşlar. Buna göre çemberin merkezinden geçmeyen BC kirişinin uzunluğu tam sayı olarak en fazla kaç santimetre olabilir diyor arkadaşlar. Bakın eğer BC kirişi çemberin merkezinden geçseydi ne olacaktı gençler? 12 santimetre yarıçapı vermişler. O zaman X eşittir 2R yani 24 santimetre olması gerekirdi.
Fakat diyor ki oradan geçmiyor diyor. Demek ki küçük olacak bu arkadaşlar. Demek ki x küçüktür 24 santimetre ise x en fazla 23 olabilir. O da en fazla olarak yazılabilir arkadaşlar.